Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Haydi Türk kahvelerinizi annelerinize yaptırın. Şimdi ikinci dereceden denklemler konusuna başlayacağız. Çok önemli. Bundan sonra karmaşık sayılar ve parabol için de çok önemli bir konu. Sınavda da kesin soru geliyor. Hem birinci sınavda hem ikinci sınavda soru gelmeye aday bir konumuz. Dikkatlice dinleyelim. Videomuzu gerektiği yerde durduralım. Soruları kendimiz çözelim. Notlar alalım arkadaşlar. Evet. Şimdi ikinci dereceden denklemler dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Şimdi polinomlarda söyledik aslında bunu. İkinci dereceden bir polinomdur aslında. Ama polinomdaki olan şartların hepsi geçerli değildir. Şimdi ikinci dereceden denklemlerde x'in üstü ne olacak arkadaşlar? 2 olacak. Eğer buradaki x'in üstündeki 2 yoksa denklem kaçıncı dereceden denkleme dönüşür? Birinci dereceden denkleme dönüşür. Evet, yani ikinci dereceden denklem olabilmesi için ifadede 2 olması lazım. Yani derece kavramı neyle alakalı? X'in üssüyle alakalı. Yani bu konunun içerisinde x küplü bir şeyle karşılaşmayacağız. X üzeri 4'lü bir şeyle karşılaşmayacağız. Yoksa denklemimiz kaçıncı dereceden bir denklem olmaz? İkinci dereceden bir denklem olmaz. Şimdi ikinci dereceden bir bilinmeyen ne dedik? Bakın bu A, B, C bizim nelerimizdir? Katsayılarımızdır yine. Bakın unutmuyoruz. Buradaki A, B, C bizim nelerimiz? Katsayımız. Bunları kullanacağız arkadaşlar. Bunlar katsayılarımız. Bilinmeyenimiz ne burada? X ise bilinmeyen. Kaç tane bilinmeyen var o zaman? Bir tane bilinmeyen var. Evet, o yüzden ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem adı. Şimdi nedir ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem? Mesela x kare eksi 2x artı 4. Evet, ikinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklemdir. X'in üstünde ne var arkadaşlar? Kare var. İkinci dereceden. Bilinmeyen x'ten başka var mı? Yok. He, şöyle olsaydı işte x kare eksi 2xy artı y kare şeklinde bir denklem olsaydı bu denklem de ikinci derecedendir. Ama arkadaşlar bilinmeyen sayısı kaçtır? 2'dir. Bakın bu kaçıncı derecedendir? İkinci dereceden bir denklemdir. Ama kaç bilinmeyenlidir? 2 bilinmeyenlidir. Yani o yüzden biz burada ikinci dereceden bir bilinmeyenli olan denklemlerle uğraşacağız. Şimdi bu konunun içerisinde sürekli karşımıza bir şey çıkacak. İşte kök. Denklemin kökleri diyecek. Denklemin kökleri. Şimdi bunu biz birinci dereceden denklemlerde de söyledik. Şimdi birinci dereceden bir denklem 3x eksi 6 eşittir 0. Bakın birinci dereceden bir bilinmeyen de bir denklem. Ne yapıyorduk çözüm kümesini bulmak için? Atıyoruz karşıya. 3x eşittir 6, x eşittir 2. Çözüm kümem kaç elemanlı arkadaşlar? X eşittir 2. Çözüm kümem 1 elemanlı. Şimdi işte bu denklemin neydi? Kökü. Bu kök dediğimiz şey bu denklemi ne yapan değerdir? Sıfır yapan değerdir. Denklemi sağlar. Birinci dereceden denklemin maksimum kaç tane kökü vardır? Bir tane. İkinci dereceden denklemin de en fazla iki tane kökü olabilir. Unutmayın. Kök dediğimiz neymiş bir kere? Kök dediğimiz denklemi sağlayan x değerleri. Denklemin kökleri neyle gösterilecek bu konunun içerisinde kökler? İşte x1 ve x2 ile gösterilecek. Eğer varsa tabii. İşte bu kökler denklemi ne yapacaklar? Denklemi sağlarlar. Sürekli o denklemi sağlar. Hocam ne demek denklemi sağlar? Sağlar. Denklemde x yerlerine yazdığınızda sonucu ne yapar? Sıfır yapar. Neymiş? Kökler denklemde yerine yazıldığında denklemi ne yapar? Sıfır yapar. Evet. Şimdi arkadaşlar kök sayısı dereceyle alakalı bir şeydir. Yani sizin denkleminiz ax artı b eşittir 0 şeklindeyse bunun çözüm kümesi en çok, dikkat edin bakın en çok diyorum, bir elemanlı olabilir. En çok bir elemanlı olabilir. Şöyle bir elemanlı yazalım. En çok. Eğer denkleminiz ax kare artı bx artı c ise, tabii bunun çözüm kümesinin boş küme olduğu durum mu? Vardır. Evet, eşittir sıfırsa bunun çözüm kümesi en çok kaç elemanlıdır? 2 elemanlıdır. Yani 2 kökü olabilir.
Çözüm kümesi bir elemanlı da olabilir, çözüm kümesi boş küme de olabilir. Ama en çok kök sayısını ne belirler? Derece. O zaman denklemim üçüncü dereceden bir denklem olursa ne olacak? Ya üç kökü vardır, ya iki kökü vardır, ya bir kökü vardır, ya da çözüm kümesi boş kümedir deriz arkadaşlar. Çözüm kümesi boş kümedir deriz. Hemen şimdi şöyle bir soruyla başlayalım. Örnekle başlayalım. Diyor ki denklemi ikinci dereceden bir denklem ise diyor. O zaman bize verilen ifade ikinci dereceden bir denklem ise bu x küplüğünün burada hiçbir işi yok. Kim koyduysa alsın. X küplüğünün burada işi yok. Şimdi çünkü ikinci dereceden. O zaman bu x küplüğünün olmaması için m eksi 3'ün ne olması lazım? 0. Yani m'miz kaçtır? 3'tür. Tamam. Ama bakıyorum burası gitti, tamam bu yok artık. Ama bakıyorum kare de yok, ikinci dereceden olsun diyor. O zaman buranın ikinci dereceden olabilmesi için x'in üstünde şuradaki n eksi 2 sayısını ne yapmam lazım? 2 yapmam lazım. Yani n sayısı kaçtır o zaman? 4'tür. M'miz 3, n'miz 4. Bu değerlerin toplamları 7'ye eşit olmuş oldu arkadaşlar. Hemen devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci dereceden denklemin çözüm kümesini bulmayı göreceğiz. Şimdi ikinci dereceden denklemin çözüm kümesini bulabilmek için en çok kullandığımız yöntem çarpanlarını ayırma. Yani bunun için çarpanları ayırmayı iyi bilmemiz lazım. Şimdi çarpanlarını ayırarak kök bulmada bize verilen ifade hep neye eşit olmuş olacak? Zaten sıfır. Yani bir denklemin çözüm kümesini bulabilmeniz için, ikinci dereceden bir denklemin çözüm kümesini bulabilmek için bir kere karşı taraf hep ne yapacağız? Sıfır yapacağız. Karşı taraf sıfır olmadığı sürece onun çözüm kümesini bulmak sıkıntı arkadaşlar. Evet. Sonra ifadeyi çarpanlarına ayıracağız. O çarpanlardan ikisini de neye eşitleyeceğiz? Sıfır eşitleyeceğiz. Şimdi hemen bakalım. Şimdi x kare ne ile neyin çarpımı? X ile x'in çarpımı. 6 sayısının toplamları eksi 1'i verecek şekilde iki sayının çarpımı şeklinde düşündüm. Eksi 3 ile artı 2, bakın toplamları eksi 1'i veriyor. O zaman bunları yazarken yan yana yazıyorum. Evet, ne oldu şimdi burası? X eksi 3 ile x artı 2'nin çarpımı kaça eşitmiş? 0'a eşitmiş. O zaman buranın 0 olabilmesi için ya x artı 3 0 olacak ya da x artı 2 0 olacak. Şurası x eksi 3. Şimdi o zaman bunu 0 yapan x değeri 3. Yani bu denklemin köklerinden bir tanesi 3'müş. Bunu karşıya atıyorum. İkinci kök de eksi 2'ymiş. Evet, bu denklemin kaç tane kökü varmış? 2 tane kökü varmış. O zaman bu denklemin çözüm kümesi kaç elemanlıdır arkadaşlar? 2 elemanlıdır. Biri eksi 2, biri de 3'tür diyoruz. Evet, çözüm kümesi 2 elemanlıymış. Evet, yine böyle bir ifade verdi. Şimdi bu şekildeki ifadeleri çarpanlarına ayırırken ne yapıyorduk? Buradaki sayıyı yine iki sayının çarpımı şeklinde düşünelim. Neyle neyin çarpımı olsun burası? 3x ile 2x'in. Şimdi buradaki 2 de 2 ile 1'in çarpımı. 2 ile 1'in çarpımı. Şimdi ne yapıyordum? Çapraz kontrol ediyorum. Bakalım oluyor mu? Çarptım, kaç x yaptı burası? 3x. Çarptım, burası kaç x yaptı? 4x. Bana eksi x lazım. Toplayıp eksi x getirebilmem için şunun önüne ne koyuyorum? Eksi koyuyorum. Evet, artık eksi 4x artı 3x eksi x'i verdi. Demek ki bu yaptığım doğru. Çapraz kontrol edip yan yana yazıyorduk. Neyle neyin çarpımı şimdi burası? 3x eksi 2 ile 2x artı 1'in çarpımı eşitmiş 0. O zaman bunu 0 yapan değer 3x eksi 2 eşittir 0 için x eşittir 2 bölü 3. Yani birinci köküm 2 bölü 3'müş. Bunu 0 yapan değer 2x artı 1 eşittir 0 için, artı 1'i attım karşıya, 2x eşittir eksi 1. X 2 kökümüz de eksi 1 bölü 2'ymiş. Evet, bu denklemin çözüm kümesi de yine kaç elemanlıymış? 2 elemanlıymış çözüm kümemiz. Biri eksi 1 bölü 2, birisi de 2 bölü 3 olmuş oldu. Evet, şimdi bu üçlü olanlarda çarpanlarına ayrılıyorsa çarpanlarına ayırıp köklerini buluyoruz. Şimdi bu denklemin neyi yok? Sabiti yok. Sabiti olmayanlarda çarpanlarına ayırmak daha kolay.
Bakın ikisinde ne ortak diye bakıyorum. X ortak. X parantezine aldım. Bunun x'ini aldım, x kaldı. Bunun x'ini aldım, eksi 6 kaldı. Eşittir 0. Şimdi bunu 0 yapan değer x eşittir 0. Yani birinci köküm 0'mış. Bunu 0 yapan değer 6'dır. İkinci köküm de 6'ymış. O zaman bu denklemin çözüm kümesi de yine kaç elemanlı? 2 elemanlı. Çözüm kümemizin biri 0, biri de 6 olmuş oldu. Yani sabiti olmayan x kareli denklemlerin çözüm kümesinde köklerin bir tanesi daima ne gelecektir? 0 gelecektir arkadaşlar. Şimdi buna bakalım. X kare eksi 9 eşittir 0. Biz normalde ne diyoruz? Çarpandan ayırarak bulacağız kökleri diyoruz. Bakın burada 2 kare farkı var. Nedir burası? X eksi 3 çarpı x artı 3 eşittir 0'dır. Evet, şimdi o zaman bunu 0 yapan birinci köküm, x eksi 3'ü 0 yapan değerim kaç? 3. Bunu 0 yapan, x artı 3'ü 0 yapan x değerim kaç? Eksi 3. Yani 1 eksi 3, 1'i 3 olmak üzere denklemin çözüm kümesi yine kaç elemanlıdır? 2 elemanlı. Ya hocam niye böyle yaptınız diyenler var şimdi içinizde. İsteyen şöyle de yapabilir bu soruyu sadece. Atar bunu karşıya. X kare eşittir 9. E kaçın karesi 9? X eşittir ya 3'tür, x eşittir ya da eksi 3'tür. Çözüm kümesini isteyen bu şekilde de bulabilir arkadaşlar. Evet, geçtik. X kare artı 4 eşittir 0. X kare artı 4'ü çarpanlarına ayıramam. Bakın artı 4'e karşı yatmayı deneyin bakın. X kare eşittir eksi 4. Kaçın karesi eksi 4'tür? Hiçbir sayının karesi negatif bir sayı olamıyordu. Çünkü kare işareti neye çeviriyordu? Artıya. O zaman hiçbir sayının karesi eksi 4 olamayacağı için bu denklemin çözüm kümesi nedir arkadaşlar? Boş kümedir. Evet. Şimdi buna bakalım. 3x kare eşittir 0. Şimdi kaçın karesi 0'dır? 0'ın karesi 0. Ama bunu şöyle düşüneceğiz bakın. Şey görmeniz için koydum bu soruyu. 3x çarpı x'tir değil mi bu? Eşittir 0. Bu denklemin iki tane kökü vardır arkadaşlar. İkisi de 0'dır. He, çözüm kümesi kaç elemanlıdır derse çözüm kümesi 1 elemanlıdır. Ama kaç kökü vardır derse 2 kökü vardır. İşte ileride bunlara eşit kök diyeceğiz. Evet, bu denklemin birbirine eşit 2 kökü vardır. Unutmayın. 2 kökü de 0'dır. Ama çözüm kümesi kaç elemanlıdır derse 1 elemanlıdır. Çünkü biz bir kökü denklemde çözüm kümesinde kaç kez yazıyoruz? 1 kez yazıyoruz. Tamam mı? Yani böyle kareli olanlarda bir tane kök vardır demeyin. Eşit 2 tane kök vardır diyeceğiz. Hemen buna bakalım şimdi. Yine çarpanlarına ayrılabilir bir durum sanki bu. Hemen burası x ile x'in çarpımı. 9, 3 ile 3'ün çarpımı. Evet, toplamları 6'yı veriyor mu? Veriyor. O zaman burası x artı 3 ile x artı 3'ün çarpımıymış, eşitmiş 0. Yani bu denklem aslında x artı 3'ün neyinin açılımıymış? Karesinin açılımıymış. Bakın burayı 0'a eşitleyelim. Burayı 0 yapan x değeri kaç? Eksi 3. Burayı 0'a eşitleyelim. Burayı 0 yapan x değeri de eksi 3. İki kök eşit geldi. Bakın denklemin, tekrar söylüyorum, bu denklemin iki tane kökü vardır. Ama çözüm kümesi kaç elemanlıdır? Bir elemanlıdır. Çift katlı kök diyeceğiz ileride bunlara. Çakışık kök diyeceğiz. X1 eşittir X2 eşittir eksi 3. Ama çözüm kümesi kaç elemanlıdır derse çözüm kümesi bir elemanlı. Zaten ne söyledik biraz önce? İkinci dereceden denklemin çözüm kümesi ya iki elemanlıdır, ya bir elemanlıdır ya boş küme. İşte bu bir elemanlı olduğu durumu örnek. Biraz önceki çözdüğümüz, şuradaki çözdüğümüz arkadaşlar x kare artı 4 boş küme olduğunu örnek. İki elemanlıları da biraz önce yaptık. Evet, şimdi buna bakalım. Her zaman sayı gelecek diye bir şey yok. Bu ifadeleri de yine çarpanlar ayırmada yaptık. Şimdi çarpanlarına ayırmaya çalışacağım burayı. X kare sayısı neyle neyin çarpımı? X ile x'in çarpımı. Şimdi buradaki 3 ne? 3 ile n'nin çarpımı. Şimdi toplamlarını toplarsam n artı 3 yapıyor. Burada n artı 3 var ama aslında n artı 3 değil o. Önünde ne var? Eksi. Yani içeride ne var aslında? Eksi n
Eksi 3 var. Yani bana 3 lazım değil, eksi 3 lazım. Bana n değil, eksi n lazım. O zaman şimdi bakın sağlamasını da yaptık. Yan yana yazıyorum şimdi bunları. X eksi 3 ile x eksi n'nin çarpımıymış. Bu eşitmiş 0'a. O zaman şimdi bu denklemin kökünü bulurken birinci köküm bunu 0 yapan değerdir 3. İkinci köküm x eksi n'yi 0 yapan değerdir. X 2 kökümüz de neymiş? İlla kök böyle a gibi, 3 gibi, 5 gibi bir sayı çıkacak diye bir şey yok. Bu denklemin çözüm kümesi de yine 2 elemanlıdır. Köklerinden biri 3, biri de n'dir diyoruz arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Şimdi ikinci dereceden denklemlerle ilgili bu temel soru kalıplarımızdan birkaç tane çözelim. Şimdi arkadaşlar ne dedik? İkinci dereceden denklemi çözebilmemiz için karşı tarafta hep ne olacak? Sıfır olacak. Bakın karşı tarafta böyle eşitliğin iki tarafında bir şeyler verdiyse hepsini bir tarafa toplayacaksınız önce. Evet. Önce tabii oradaki 4'ü ne yapmamız gerekiyor? Bir içeri dağıtacağız. Ondan sonra hepsini bu tarafa alacağız. Evet ne oldu? 5x kare eksi 2x eksi 11. Tamam mı? Direkt alarak yazalım. 4x kareydi. Buraya nasıl geldi? Eksi 4x kare. Evet buradan ne vardı? Eksi 4x vardı. Nasıl geldi buraya? Artı 4x. Evet burası artı 4'tü. Bu artı 4 bu tarafa nasıl geldi? Eksi 4. Artık karşısı 0. Düzenleyelim şimdi. 5x karenin 4x karesi gitti. Bir tane x kare kaldı. Eksi 2x artı 4x. Ne yaptı? Artı 2x. Eksi 11 eksi 4. Ne yaptı? Eksi 15. Eşittir 0. Tamam. Artık ikinci dereceden denklem kalıbına benzettik. Şimdi ne yapmamız lazım? Bunu çarpanlarına ayırarak köklerini bulacağız. Evet. Şimdi x kare neyle neyin çarpımı? X ile x'in. Şimdi burada toplamları artı 2'yi verecek şekilde artı 5 ile eksi 3'ün çarpımı. Çarpımları eksi 15, toplamları artı 2 olacak. Yazalım şimdi o zaman bu denklemi. X artı 5 ile x eksi 3'ün çarpımıymış burası. Eşittir 0'a. Hemen bu artı 5 karşı 0'a eşitledim. X artı 5 eşittir 0 için ilk köküm ne oldu? Eksi 5. X eksi 3 eşittir 0 için İkinci köküm ne oldu? 3. Evet denklemin iki tane kökü varmış. Biri eksi 5, biri artı 3. Evet küçük kökü kaçtır diye soruyor. Denklemin küçük kökü eksi 5. Size şıklı soru olarak geldiyse eğer küçük kökü soruyor. Kökler denklemi ne yapmak zorunda? Sağlamak zorunda. Şıkları deneyerek de sorunun cevabını bulursunuz ama o daha uzun olur. O yüzden fazla uğraşmaya gerek yok. Evet şimdi ikinci sorumuza bakalım. İkinci soruda yine ax kare artı, bakın x kareli terim burada. X'li terim burada. Burada da sabit terimim var. Eşitmiş sıfıra. Şimdi çözüm kümesi nedir diyor. İlla sayılar olacak diye bir şey yok. Biz bu ifadeyi de ne yapabiliriz arkadaşlar? Çarpanlarına ayırabiliriz. Şimdi buradaki ax kare neyle neyin çarpımı? Ax ile x'in çarpımı. Bakın ax ile x'in çarpımı. Çarpınca ne yapacak? Ax kare. Dikkat edin şimdi. A çarpı B. A çarpı B neyle neyin çarpımı? A ile B'nin. Şimdi buraya A, buraya B yazıyorum. Bunu yazmamın sebebi şu. Şimdi toplamlarının neyi vermesi lazım? A kare artı B'yi. Şimdi çapraz kontrol edeceğim. Çapraz kontrol ettim. A kare X yaptı. Tamam. Çapraz kontrol ettim. BX yaptı. Evet A kare artı B yapalım. Eğer B'yi yukarı aşağıya A'yı yukarı yazarsanız yanlış olur. Evet doğru yazmış olduk. A kareyi de buldum. Artı A kare. B kareyi de buldum. Artı B kare. Yazarken nasıl yazacağız şimdi? Yan yana. Demek ki bu ifade AX artı B ile AX artı B ile neyin çarpımıdır? X artı A'nın çarpımıdır. Eşittir 0. Şimdi bunu 0 yapan değeri bulacağım. AX artı B'yi neye eşitliyorum? 0'a. O zaman AX neye eşit? Eksi B'ye. X'i bulabilmek için her iki tarafı X'in katsayısı olan A'ya böldüm. Böldüm A'ya. Böldüm A'ya. X eşittir. Eksi B bölü A. Yani köklerimden bir tanesi eksi B bölü A'ya eşitmiş. Diğer köküm X artı A'yı 0'a eşitliyorum. A'yı karşıya attım. X 2 köküm çıktı karşımıza. O da eksi A. Çözüm kümemiz iki elemanlıdır. Biri eksi B bölü A. Bir tanesi eksi A. Evet.
Köklerinden biri hangisidir diye sorabilir. Artık ne sorduysa biz köklerimizi bulduk arkadaşlar. Evet, üçüncü soru. Şimdi arkadaşlar ne diyor? Denklemi vermiş. Denkleminin köklerinden biri 4 ise demiş. Diğer kökü nedir? Şimdi arkadaşlar bakın, çarpanlarını ayırmaya kalksam çarpanlarına ayrılacak bir denklem yok. N sayısı var. N'yi bilmeden bu ifadeyi çarpanlarına ayıramam. Çok önemli bir soru bu. İleride çok karşımıza çıkacak. Daha önce de söyledik. Denklemin kökü denklemi sağlar. Sağlar ne demekti? Denklemde x yerine yazdığımızda sonucu kaç yapacak? 0 yapacak. Unutmayın. Kök verdiyse o kökü hemen x yerine yaz. Kök denklemi sağlar. Sağlar ne demekti? Yerine yazdığımızda, x yerine yazdığımızda sonucu ne yapacak demektir? 0 yapacak demektir. Hemen soruda x gördüğüm her yere 4 yazıyorum. Evet, 4 yazdım. 4'ün karesi 16. Şimdi bakın şuraya 4'ü yazıyorum. Bu 4'ü içeri ne yapacağım? Dağıtacağım. Artı 4n. Eksi 16. Eksi 3n. Eksi 2. Eşitmiş 0'a. Evet, bu denklem bana n'yi bulduracak şimdi. 4n'nin 3n'si gitti. N. Artı 16 ile eksi 16 gitti. Eksi 2 kaldı. Eşitmiş 0'a. N'miz kaçmış 2. Bu soruda n'yi de sorabilirdi. Ama n'yi sormuyor. Denklemin diğer kökü nedir diyor. O zaman n'yi 2 buldum mu ben? Denklemde n yerine bir 2 yazayım. Bir denklemi oluşturalım hadi. Evet. X kare. N yerine 2'yi yazdım. 2 eksi 4 eksi 2. Eksi 2x. N yerine 2'yi yazdım. 6 eksi 6. Eksi 2 de burada var. Eksi 8 eşittir 0. Şimdi denklemin köklerini bulabiliyorum. Ne yapacağım? Çarpandan ayıracağım. X ile x'in çarpımı. 4 ile 2'nin çarpımı. Eksi 4 ile artı 2. Toplamlarının neyi vermesi lazım? Eksi 2'yi vermesi lazım. Yazalım yan yana şimdi. X eksi 4 çarpı x artı 2 eşitmiş 0'a. Bunu 0 yapan x değerim birinci köküm 4. Bunu 0 yapan ikinci köküm eksi 2. Şimdi bize zaten bir kökünün 4 olduğunu söylemişti. Diğer kökü nedir diye soruyor. Sorumuzun cevabı eksi 2 olmuş oldu. Hemen devam edelim.